Hayvan Dostu Ünlüler Köşesi'nde bu hafta 2005 Miss Turkey birincisi, manken ve oyuncu Hande Subaşı ve Terrier kırması köpeği Jun ile birlikteyiz. Merhabalar, nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkürler. Oğlumla ilk defa bir programa katılıyorum. Öyle çok mi? Heyecanlıyım. Bizim için de harika bir şey bu. Evet. O zaman Jun'u tanımakla başlayabilir miyiz? Evet, Jun 2 yıl kadar olacak. Ailemize geleli. Gel mama, gel. Biraz sokaktan aldığımız için özgürlüğüne düşkün diyebilirim. Bizim sitemize geldi. Tam eşimle böyle hayvan sahibi olmayı düşünürken, hani kedi mi alsak, köpek mi? Benim eşim de çok sever hayvanları. O biraz daha alışkın tabii. Bugüne kadar işte kedisi var, işte köpeği olmuş, çocukluğundan itibaren köpekle büyümüş. Benim tabii soru işaretlerim vardı. Çünkü bu sorumluluğu pek bilmiyorum, yapabilecek miyim, biraz evde takıntılıyım, titizim, nasıl olacak? Hani kedi bir yandan daha zor ama köpek de işte sorumluluğu biraz daha işte çıkartmak gerekiyor, tuvalete düzenli olarak gün içinde daha çok vakit ayırmak gerekiyor diye. Tam işte bunları düşünürken bizim sitemize geldi Jun. Baktık bayağı depresyonda, ki şu an daha iyi anlıyorum çünkü Jun boğazına çok düşkün bir köpek. Aç kaldı belki de. Evet, yani o sokakta o halde bayağı depresyondaydı. Yani yemeği yemedi, böyle ağlıyor gibi, yani çok mutsuzdu. Biz o gece dedik ki biz yarın alalım. Yani o an kararını verdik aslında. Ertesi gün kalktık, Jun'u arabaya attık. O da sanki yıllardır bizle yaşıyormuş gibi geldi peşimizden. Arabanın kapısını açtık. Arabaya atladı. Belki de veterinere götürdük. Aynen öyle. Ya o bir hafta boyunca eve girip çıkarken zaten hep üzerimize atlıyordu. İşte apartmana girmek istiyor, beni de alın gibi. Evdeki ilk karşılaşma an nasıl oldu? Yani evi yadırgadı mı, yoksa acaba evden ya atılmış bir köpek olabilir mi? İlk bir fotoğrafı var. İlk eve girdiğinde antrede böyle yattı, seviyoruz. Yani resmen gülüyor gibi. Çok çok mutluydu, çok huzurlu görünüyordu. Fakat tabii bütün akşam böyle 7-8 saat boyunca sonrasında evde uyudu. Biz de hemen veterineri aradık. Hani bir rahatsızlığı mı var acaba, neden böyle? İşte o da anlattı, ne kadardır sokakta olduğunu bilmiyoruz. O hani hep tedirgindir, hiçbir zaman derin uyuyamamıştır. Şu an hani sıcak bir yuva, güven buldu ve dinleniyor, yani uyuyor. Derin o huzurun derin. Aslında tadını çıkarmaya başlamış hemen. Aynen öyle. Nasıl bir karakteri var peki? Kısırlaştırılmış olarak bulduk biz Jun'u. Kısırlaştırılmış olmasına rağmen erkek. Ve cinsi gereği de galiba siz de daha iyi bilirsiniz. Biraz bekçi gibi, yani çok o erkeklik güdüsü çok yukarıda bir hayvan. Tabii sokakta neler yaşadığını da bilmiyoruz. O yüzden birazcık böyle özgürlüğüne düşkün gibi, kafasına buyruk halleri de var. Korumacı yapısı var, kedilerle hiç anlaşamıyor. Yabancıları, yani insanları gerçekten biraz tipine göre değerlendiriyor ve sitede de öyle, hep camın başında. Yabancı gelip giden olduğu zaman direkt havlamaya başlıyor. Yani deli gerçi, geçen kuşlara bile havlayabiliyor. Ama genel olarak rahat bir hayvan diyebilirim. Yani akıllı, çok fazla bizi üzmedi. Sokaktan bir canı sahiplenmiş evet. Olmak nasıl bir his? Yani çok garip, hani bunların zaten gerçekten çocuktan, bebekten bir farkı yok. Ki ben hayvansever biriydim ama köpek sahibi olduktan sonra, onun sorumluluğunu aldıktan sonra bir kere duyarlılığınız artıyor. Yani sokak hayvanlarına, işte zor durumda bir hayvan gördüğünüzde o duyarlılık, hani empati kuruyorsunuz. Bu arada yeni diziniz başladı, hayırlı olsun. Evet, nasıl gidiyor? Evet. Güzel gidiyor. Yoğun bir çalışma tabii benim bu için. Bu süreçte Jun evde yalnız mı kalıyor? Yalnız kalıyor. O konuda çok sıkıntımız yok ama tabii babası da olduğu için, yani iki kişi olduğumuz için o büyük avantaj. Eşiniz tabii. Destek oluyor mu peki bu yolda size tabii çok ki, fazla? Tabii ki. Biz ortaklaşa her şekilde Jun'un bakımı, işte ilgisi, alakası, bunları hep birlikte üstleniyoruz. Jun evde kime düşkün? Aslında ikimize de düşkün. Ama dönem dönem değişebiliyor. Mesela yazın biz 3 hafta Jun'la baş başa tatil yaptık. Yani mevsimsel mi yoksa? Ya işte
o aralar hangimiz onun daha çok önemsediği şeyleri yaparsak, ihtiyaçlarını karşılarsak, evet daha çok vakit geçirirsek ona daha düşkün oluyor. Yazın işte tatilden sonra döndüğümüzde bayağı bir bana düşkündü. Can bozuluyordu hatta. Aa, beni unutmuş, hiç ilgilenmiyor diye. Ama zaman zaman da Can'a öyle oluyor. Ben yoğun olup Can çok ilgilendiğinde. Herkesin gönlünü ama yapıyor ikimize aslında. İkimize de evet yani aynen öyle. Arada bir ona bir bana. İlerleyen zamanda çocuk sahibi olmayı düşündüğünüzde planlarınız nasıl Jun'la ilgili? Yani Jun'la birlikte hayatımıza devam edeceğiz. Jun'un bence ileride hani çocuğumuz olursa çok onun gelişiminde faydası olacaktır diye düşünüyorum. Yani hiç öyle bir korkum yok hayvanla işte çocuk aynı evde olmaz gibi. Ki bunun çevremizde de çok örnekleri var. Benim eşim de evde köpekle büyümüş. Tabii ki belki biraz daha kontrollü bir şekilde ama hiç öyle korkularım yok. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim için de. Hem Jun'u tanıdık hem sizi tanıdık. Sizin birbirinizi bulmuş ve mutlu bir hayat sürüyor olmanız da bizim için çok sevindirici. Teşekkür ederim. Kedi, kedigiller familyasından avcı, memeli, evcil, etçil bir hayvandır. İnsanlar kedilerin arkadaşlığına ve onların haşerat, yılan ve akrep avlayabilme kabiliyetine önem vermektedir. Kediler en az 9500 yıldır insanlarla birlikte yaşamaktadır. Bu güzellikleriyle de daha çok uzun yıllar bizimle olacaklarına eminim.